Arkadaşlar günaydın. Bugün bir bisiklet sevmedik. Günaydın Mahmut tekrardan. Gay nasılsın? İyi valla. Oruç biraz zor oluyor ama Allah kahretsin. Bayrama çok güzel bir bölüm izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kepezen bası biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Oradan girelim. Teker bir hikayeden hepinize merhaba arkadaşlar. Artık Antalya'ya yaz geldi ve daha fazla açık havadayız. Neredeyiz Şahin? Bugün neredeyiz? Kepeci üstündeyiz. Park Fantastik'teyiz. Burada bugün çocuklar gibi eğleneceğiz. Şunu belirteyim, eski ismi Meşe Kapısı arkadaşlar. Şu anki ismi Park Fantastik. Şahin hafta içi benimle iddiaya girdi. Go Kart'ta beni yeneceğini iddia etti. Yeneceğim. Ona haddini bildirmeye geldim. Daha önce Seçkin de bu tarz iddialara girmişti benimle. Her defasında haddini bildirdim. Bu arada Seçkin kardeşimize buradan merhaba diyoruz. O bugün aramızda evet, yok. Seçkin Adana'ya gidiyor arkadaşlar. Bayramda Adana'da. Go Kart'ta birinci olan ne yapıyor? Go Kart'ta birinci olan diğerinin bisikletini alıyor. Diğeri yürüyerek gidiyor. Olur tamam mu? Ayrıca hesabı da ödüyor. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Şimdiden kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Güzel bir canım büyük konuşma. Arkadaşlar bu arada geçtiğimiz hafta Şahin çok güzel bir bölüm çekti. Ondan önceki bölüm de Şahin çekmişti. Çünkü biz bazı durumlardan dolayı bölümlere iştirak edememiştik. Kendisine teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Geçen haftaki bölümü izlemediyseniz linkimizi Linki değil, tamam, link. Tamam. Arkadaşlar bu arada benimle dalga geçiyorlar. Ben her defasında link diyorum ya. Şuradaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Linki. Adanalı olmanın getirdiği bazı dezavantajlar bunlar arkadaşlar. Şiire kayıyor. Biz bazen aramıza kirve, bakale falan çıkarsa evet, hiç şaşırmayın. Söyleyelim şimdiden. Bundan sonraki vloglarda daha çok deniz kenarı, tatlı su kenarları, soğuk sular çekeceğiz. Ramazan'ın da getirmiş olduğu bazı hasretleri gidermiş olacağız. Şimdi siz de hazırsanız Go Kart'a geçelim. Hepsine daha fazlası için iki teker bir hikaye. Evet arkadaşlar, yeterince ısındık. Piste alışığım, daha önce bu tarz yarışlarda bulundum. Ama Şahin için aynı rahatlık olacak mı bilmiyorum. Mahmut'cum şöyle elimi kalbine attığım zaman güp güp seslerini duyabiliyorum. Bir titreme var. Şimdi her profesyonel her yarışında ilk gülüş gibi heyecanlanmalıdır. Bak laflara bak. Başarının sırrı burada gizlidir. Tamam mı arkadaşlar? Geçelim. Arkadaşlar göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar yanımızda Bahar var. Bahar kolay gelsin. Burada ne yapıyorsun tam olarak? Burada ne yapıyorum? Gelen müşterileri karşılıyorum. Yapılan yanlışları dile getiriyorum. Neler yapmaları gerektiğini söylüyorum onlara. Gerekenden fazla hata yapılıyor bu alanda. Gençler bunlar geliyorlar adrenalin yüksek bir şekilde. Burada birbirlerini yenmeye çalışıyorlar. Ortada bir iddia oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Maalesef hırs yapıyorlar. Evet. Çarpışan araba pisti sanıyorlar burayı. Birbirlerine çok çarpıyorlar. Peki arkadaşlar, çarpışan arabayla go kartı birbirine karıştırmıyoruz. İkisi birbirinden farklı şeyler. Teşekkür ediyoruz şimdiden yardımların için. Biz piste geçelim beraber, oldu mu? Tabii. Tamam, hadi bakalım. Ben şimdi ortalama ne kadar hız yapacağım şurada? Tecrübeli bir yarışçı olarak. Tecrübeli yarışçılar 90'ı görüyor burada. Mahmut'cum göreceğiz. Kim kazanır? Şoför kazanır burada, araba kazanır. Vay, güzeldi. O zaman şoförse ben kazanacağım. Canım göreceğiz. Bahar, bize söyleyeceğin son bir şey var mı? İyi olan kazansın. Teşekkür ederim. Bu arada tekrarlamak istiyorum. Birinci gelen hesabı ödetir. Kaybeden yürüyerek gider. Hadi bakalım. Tamam.
gidiyoruz şu an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Arkadaşlar Mahmut'u yendim, ezdim, piste gömdüm. Mahmut duygunu alayım. Şimdi arkadaş çok heyecanlı. Daha önce böyle bir araç kullanmadığı çok belliydi. Gaza frene hükmedememesinden de belliydi. Arkadaşlar görüntülerden de anlaşılacağı üzere Şahin geldi bana çarptı. Bu dünyanın her yerinde kural ihlalidir ve diskalifiye sebebidir normal şartlarda. Fakat hadi Şahin'in ilk yarışı. Daha önce böyle bir yarışta bulunmadığı için arkadaşımız. Arkadaşım şimdi yarışın galibiyetini hakem belirleyecek. Tamam, hakeme soralım. Hakemin fikrini alalım. Yücel Sayın kardeşim hocam, merhaba öncelikle. Merhaba abi. Nasıl bir yarıştı sence? Çok güzel bir yarıştı. Peki arkadaşım bana çarptı ve beni pistten attı. Yani çarpma olabilir çünkü pistlerde. Tamam. O yüzden sıkıntı olmaz. Sadece yani kural ihlalidir ama birinci de uyarıdır. Neyse arkadaşlar Yücel hakemimize de teşekkür ediyoruz. Evet. Hocam senden bir şey istirham ediyorum. Şampiyon elini kaldırır mısın? Hayır. İçim el vermiyor ama arkadaşlar. Şampiyon Şahin. Peki teşekkür ederim. Sadece sağ ol. Mahmut'cum biraz yorulacaksın. Bisikletini biliyorsun alacağım. Yani onun için tamam. Yapacak bir buradan şey. Buradan hangi otobüs geçiyor? Hepsi geçiyor. Hepsi geçiyor. Yürüyerek canım yürüyerek. Ben otobüse gitmeyeceğimle ilgili söz vermedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Peki teşekkür ediyoruz. Park içerisine gidiyen aktivitelerde de biraz boy gösterelim. Ondan sonra programı kapatalım arkadaşlar. Mahmut'cum onlarda da iyiyim. Yapacak yani bir şey yok. Hesap ödemem. Alman usulü. Burası Türkiye ama. Canım. Abim ben. Biz Türk'üz. Burası Türkiye. Alman usulü geçmez burada. Evet arkadaşlar, bayram öncesi insan sevindirmek güzeldir diye ben de hayrıma Şahin kardeşimi şu arkada gördüğünüz dağ kızana bindirmeye karar verdim. Tamamen hayrıma, yani benden, benim ikramım. Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Eğleneceğim sayende. Eğleniyorsun değil mi Şahinciğim? Eğleniyorum. Evet. Biraz önce yaptığı şeyi akşam kafasını yastığa koyduğu zaman daha iyi anlayacak nasıl bir hata yaptığını da. Ünlü bir atasözümüz der ki, güreşe doğmayan güreşçi. Çok güzel. Yenilen güreşçi. Yenilen güreşçi. Bir bari onu tamam, becer tamam, ya. Tamam, onu tamam, becer bekle, bekle. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış Mahmut'cum. Onun için kusura bakma, yendim yani. Canım o atasözü senin için geçerli değil yani. hadi beni eğlendir. İyi bakalım şimdi dağ kızağı nasılmış arkadaşlar, bir de onu deneyelim. Hadi beraber. Arkadaşlar çıkıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile yapmasın diye aynı kızağa bindik. Farklı bir kızak arkamda olsa da gelip çarpardı mutlaka. Mahmut'u geçiyorum arkadaşlar. İyiydi, iyiydi. 12-15 yaş için gayet ideal bir hız. Fakat bizim yaşlarda hız çok fazla yeterli gelmedi açıkçası. Daha hızlı, biraz daha atraksiyonlu olsa iyi olur. Arkadaşlar şimdiden hepinizin bayramı kutlu olsun. Mahmut birazdan yürüyerek gidecek. Mahmut duyguları nelerdir? Şimdi senin gönlün razı mı benim yürüyerek gitmeme? Evet. Bir şey demiyorum, tamam ben yürürüm fakat hak etmedim bunu bir. Ona izleyiciler karar versin. Tamam, izleyicilerimiz karar versin. Arkadaşlar ben de bayramımızı kutluyorum şimdiden. Mahmut kardeşim hava sıcak, yine gönlüm el vermedi. Kaskı vereyim dedim, buyur kask kardeşim. Kaskı mı yıkayacağım? Güneş var ya, kafana geçmesin canım. Görüşürüz. Tamam. Kendine iyi davran. İnşallah, inşallah bisikletini çaldırırsın. Hadi bakalım.
Arkadaşlar dayanamadım. Mahmut arkada çok bitik bir şekilde otostop çekiyor. Onun için kardeşimi çağıracağım. Mahmut gel gel gel. Gel gel. Yazık yazık. Kıyamadım. Kardeşim kıyamadım ben sana ya. Affettim lan. Affettim seni. Affettim tamam. Vallahi kıyamadım. Alabilir miyim? Gel gel. Kardeşim hadi git. Hadi hadi. İkiyi çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Alta düştüm diye üzülme. Üste çıktım diye seninle. Tek sarmayı kündeden al. Haydi, haydi, yallah! Hadi oğlum, hadi, hadi, hadi kastaklara, kastaklara, gönül! Hadi, evet, 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 evet. Devam et, devam et. Zeytin Park'ın oradan geçerken arkadaşlara rastladık. Şu anda Kırkpınar'a hazırlanıyorlar. Genç güreşçi arkadaşlarımız. Ekrem Şimşek, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü mezunuyum. Antrenörüm, güreş antrenörlüğü yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi, Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi adına güreş yapıyoruz biz burada. 12 tane öğrencim var. Amacımız şu anda Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyoruz. Atasporumuz güreşi. Hani devam ettirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Haftanın 6 günü spor yapıyoruz biz. Olağanüstü çalışmalar yapıyoruz. Yani iyi çalışıyoruz. Çünkü Kırkpınar güreşlerinde hani boylarda en az 200 kişi var. Bu 200 kişi içinden 3 gün güreş yapıyorsun ve mücadele edip birinci olman lazım. Adım Nurdahan, soyadım Şimşek. Bu yıl Minder sezonunda Türkiye 5.'si oldum. Zafer turnuvasına katıldım uluslararası. Orada da 5. oldum. 60 kilogramda katıldım. Evet. Yıldızlar kategorisinde. 2 senedir Kırkpınar'da 8'de yıkılıyoruz. Çeyrek finalde yıkılıyoruz. İnşallah bu sene kürsüde görürüz seni. Çalışıyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Olimpiyatlarda en çok madalya güreşten geliyor. Evet. Atasporumuz. Atasporumuz. Ama biz bunu ortaya koyamıyoruz. Medyanın önüne tam çıkartamıyoruz yani. Ben de iki teker bir hikaye olarak size çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bizi çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize katıldığınız için. O zaman biz de böyle müstesna bir spor dalına gönül verdikleri için arkadaşlarımız kutluyoruz. İnşallah sizi de bekleriz. Kısmet değil. Güreşmek inşallah. Elmalı güreşleri izlemeye geleceğiz bu i̇nşallah, arada arkadaşlar. İnşallah. Elmalı'da orada olacağız inşallah. Bunun yaşatılması için, devam ettirebilmemiz için de yani çocuklarımızın maddi durumlarının bazısının durumu iyi, bazısının durumu çok kötü. Biz bunun için de sponsora ihtiyacımız var. Yetenekli arkadaşlarımız var. Çok yetenekli arkadaşlarımız var. Biz inanıyoruz ki hani inşallah seneye bir daha görüşürüz ki buradan dereceler, madalyalarla fotoğraf çekiliriz, video çekiliriz. Bunlara inanıyorum ben. Ama bizim sadece şu anda tek eksiğimiz bir sponsora ihtiyacımız var. En küçük ihtimalle bile sponsor, bir yağ sponsora ihtiyacımız var. Yani yağ alabileceğimiz bir sponsora bir ihtiyacımız var. Buradan eğer hani imkanı olan belediye başkanlarımız olur, iş adamlarımız olur. Bu güzel müstesna takımımıza mümkünse en azından bir yağ sponsorluğu gerçekleştirebilirlerse hep beraber mutlu oluruz. Evet, doğru mu hocam? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Sağ olun. Haftaya daha farklı hikayelerle karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyoruz. İyi bayramlar hepinize. İyi haftalar, iyi bayramlar.